Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası temeli atıldı. Törende Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nazım Pazvan, iş adamları ve protokol üyeleri katıldı. Törende konuşma yapan Akçakoca Ticaret Sanayi Odası Başkanı Nazım Pazvan, tüm protokol üyelerine ve binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın konuşmalarının ardından Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temeli atıldı. Sayın Vekilim, çok değerli bakanım, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, değerli iş adamlarımız, çevre illerden gelmiş oda ve borsa başkanlarımız, değerli katılımcılar, oda üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri şahsım, meclisim ve yönetim kurulumu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu oda inşaatımız Akçakoca Ticaret Odası'nın, çok da uzatmayacağım kusura bakmayın ama bir iki kelime de etmek istiyorum müsaadenizle. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 1969 yılında kurulmuş. O zaman birçok ilde bile ticaret odası yokken bizim ileri görüşlü müteşebbislerimiz sayesinde 1969 yılında tek göz odayla kurulmuş bir odaydı. 2000 yılların başlarına kadar da tek göz odada devam etmiş. Sağ olsun bizden önceki İleri görüşlü yöneticilerimiz şehrin içindeki bir binayı yapmışlar. O zamanın için çok yeterli bir binaymış ama şu anda Akçakoca'nın gelişmesiyle ve OSB ile özellikle yetersiz hale geldi. Biz de bu gördüğünüz arsayı belediyeden ihaleyle satın alarak 2-3 sene önce böyle bir hizmete başlamaya karar verdik. Bu gördüğümüz bina 1200 metrekare, 400 metrekare tabanda 3 katta 1200 metrekare bir hizmet alanı olacak. Akçakoca hayırlı olsun, Düzce hayırlı olsun, Türkiye hayırlı olsun. Gerçekten kalkınmanın lokomotifi sanayicilerdir, tüccarlardır. Ben geçenlerde İstanbul'da bir toplantı yaptım. Sayın Özdemir'de toplantıydı, orada da söyledim. Gerçekten bu ülkenin kalkınmasının lokomotifi sanayicilerdir. İş adamlarıdır. Ekonomik konularda, kalkınma konularında görüşler alacaksak, birilerine bir şey soracaksak sormamız gereken ilk insanlar iş insanlarıdır. O yüzden bu tesisin, bu binanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah burada güzel kararlar alınır. Akçakoca daha da büyür, gelişir. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli belediye başkanlarımız, Sayın Kaymakamım, oda başkanlarımız, Akçakoca'nın çok güzide iş insanları, değerli basın mensupları, böyle güzel prestijli bir ilçeye, böyle güzel prestijli bir bina kazandırdığı için ben de başkanım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii Akçakoca'nın hem sanayide, hem turizmde, hem tarımda, her alanda aynı eşit şekilde gelişmesini biz de istiyoruz. Yine geçenlerde Fen Lisesi ile alakalı çok güzel bir açılış yaptık. Eğitimde de Akçakoca adından söz ettirmeye başladı. Her alanda adından söz ettiren, hep söylüyoruz ya, Karadeniz'in incisi, Düzce'nin incisi vizyonu, hak ettiği gibi bu isimleri layıkıyla yerine getiren bir ilçe görmekten ve bu ilçeye bu hale getirmekte hizmet eden herkesten ben de Allah razı olsun diyorum. Çiviçakan'dan, bunu düşünenden, bunu gerçekleştirenden, hepsinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Bakanım, değerli Kaymakamım, değerli belediye başkanlarım, oda başkanlarımız, sanayicilerimiz, Düzce Hizmet Yarışı'nda el ele omuz omuza beraber teşhir mesai yaptığımız bürokratlarımız ve sevgili Akçakocalılar. Bugün anlamlı bir etkinlik için
beraberiz. Ülkemizin en genç vilayeti Düzce, Düzce'mizin de incisi, biraz önce Sayın Vekilimiz de ifade ettiği gibi Akçakoca'mız. Akçakoca'mız hakikaten coğrafyasıyla, turizm potansiyeliyle, yetiştirdiği insan kaynaklarıyla ve özellikle demir çelik sektöründeki ihtisas bilgi birikimiyle önemli, ülkemiz açısından önemli bir yere sahip. Bizden önceki hatipler de ifade etti. Akçakoca OSB, Demir Çelik İhtisas OSB'si, Organ Sanayi Bölgesi artık kuvveden fiile geçti. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Temel atacağımız eserin Akçakoca'mıza, Düzce'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Önceki dönem Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde başlayan ve hem TSO hem de iş dünyasının saygın isimlerini yıpratan ve şaibe algısı oluşturan konuşmalar, haberler ve yorumlar ile bir seçim sürecini hep birlikte yaşadık. Bu süreçte adliyeye yapılan suç duyurusunda verilen soruşturmaya yer yoktur kararına rağmen halen bu konuları farklı amaçlarla sokak aralarında konuşmaya devam eden art niyetli insanlar olduğunu duyuyoruz. Oluşturulmak istenen algının ortadan kalkması sadece bireysel olarak konunun muhatapları açısından değil, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın itibarı açısından da önemli ve zaruridir. Konuşulan konular ve yapılan haberler hakkında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda birlikte görev yapmaktan şeref duyduğum meclis üyesi arkadaşlarımın ve şahsımın bir ihmal ve kusurunun olmadığını kamu vicdanında da karşılık bulması adına hem Ticaret ve Sanayi Odası'na hem de odaya ait şirkette inceleme başlatmak üzere bakanlık müfettişlerinin davet edilmesini talep ediyorum. Eski oda başkanı sıfatımla ve şu anda sadece bir meclis üyesi olarak yaptığım bu çağrıyı mevcut Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar'ın ivedilikle kazandırması için kamuoyu önünde talep ve ricada bulunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı, kaymakam adayları Gökberk Özeş ve Yunus Emre Yiğit 112 Elçi Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sistem hakkında bilgiler aldı. Kurum Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ile birlikte sağlık, polis, itfaiye gibi sistemleri tek tek inceleyerek bilgiler aldılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Düzce Kent Ormanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı temizlik etkinliğinde kent ormanından poşetlerce çöp çıktı. Doğanın temiz olması gerektiğini savunan öğrenciler vatandaşlara çağrıda bulunarak ormanlara çöp atılmamasını istediler. Düzce'deki köylerdeki çalışmalar ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Kaymakçı, Çalılık ve Yeni Vakıf köylerini ziyaret etti. Burada muhtarlar ile bir araya gelerek incelemelerde bulunan heyet, köylülerin taleplerini de dinledi. Ayrıca Kaymakçı ve Çalılık köylerinde köy yaşam merkezi olarak dönüştürülmesi planlanan ilkokullarda yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi ve ardından köy içi yollarında bulunan menfezlerde inceleme gerçekleştirildi. Yangın Esentepe köyünde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AD'ye ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan ötürü yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. 2 katlı evin sadece bir odası ile çatısının bir kısmında maddi hasar oluştu. Thank you.
Kaza Anadolu Otoyolu'nun Hamza Bey Köyü mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Kaya Yuva yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil önünde ilerleyen Mahmut Çelik yönetimindeki 38 TC 915 plakalı tır hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlatırken araçtaki annesi İpek Kurt ile Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Araç sürücüleri jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Kazada ölen İpek Kurt'un cenazesi morgdaki işlemleri sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya, Pınar Albayrak'ın cenazesi ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi. Pınar Albayrak'ın Güç Birlik Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Pekmezi, kurutması, reçeli, kompostlusu, çayı yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen meyve dallardan özenle toplanıyor. Bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip soğuk hava depolarına kaldırılan ayva burada yapılan işlemler sonrasında Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Damakları tatlandırmak için hasadına devam edilen ayvanın bu seneki rekoltesi ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 15 ila 25 TL'ye çıkan ve dünyadaki rakibi olmayan ayvanın fiyatı ise marketlerde 80 ila 90 lira arasında değişiyor. Eşeri abla kolay gelsin. Sağ ol. Eşeri. Hani şarkı türkü yok. Meyvenin sarı elmasları toplanıyor. Çiçeği burnunda efendim. Güzelliklere bakar mısınız?
yavaş yavaş yayını sonlandıralım. Bunlar hep boy boy şey sıralamı, bunlar nasıl? Ya bir iki yapıyorlar. Şimdi bir tane daha, bir tane daha görüntü alacağım. Bu seneki hasatımız çok güzel geçiyor. Mahsul çok güzel. Fiyatlar da çiftçimiz ve üreticilerimiz, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye ve yurt dışına ihracatlar oluyor. Yani Türkiye'mizde çoğu ile işte Rize, Samsun, işte İstanbul, Ankara bu tarz yerlere komisyoncular, aracılar şeklinde sevk ediyorlar, ambalajlıyorlar. Soğuk hava depolarına stok yapıyorlar. Yani bu yıl güzel geçiyor her şey. Bir 10 güne biter gibi görünüyor. Birçok lokum, işte kolonya, bu tarz şeylerin üretimleri. GV üretim merkezi var orada. Üretiyorlar. O da dünya ve Türkiye'ye birçok yere gönderiliyor. Kahramanmaraş, Denizli, İzmit tarafında da oluyor. Yetişiyor bu ayvalar. Ama bizim GV'mizin ayvası hiçbir yerde olmuyor damak tadı. Yani boğazda kalma gibi bir şey vardır ayvanın ama Geyve ayvasında böyle bir şey yok. Özellikle bu sene tamamen daha bir su oranı çok güzel. İklimlerin biraz kurak geçmesi, sulama imkanımız olduğu için bu tarz şeyler. Yani bu sene çok güzel. Rekolte de çok güzel. Damak tadı daha da güzel her senekinden. Fiyatlar da çok güzel. Üreticimiz de memnun. Şu an için tarladaki fiyatı 15'te 25 TL arası. Marketlerde gördüğümüz ya da duyduğumuz kadarıyla 75 bandında, 80 bandında. Tabii bu bölge olarak, tezgah olarak, işte süpermarket olarak değişiyor. Yani 100 TL'ye kadar çıkıyormuş. Ayvanın sindirime çok faydası var. Çekirdeğine kadar kullanılan bir meyve. Bununla da kozmetik ürünleri yapıyorlar. Birçok gıda maddesinde kullanabiliyorlar. Kurutup ya da aroma şeklinde. Yani birçok şeyde kullanıyorlar. Bu geyvemize özel bir şeydir. Geyvemizin coğrafi bir işaretidir. Yani nasıl zerrafta pırlanta altın varsa bizim de dalımızda sarı elmasımız var. Tüm sevenlerimizi yemeye bekliyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sorunlarına yönelik çözüm önerilerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Palandöken açıklamasında, esnafın düzlüğe çıkabilmek için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart dedi. Yeniden yapılandırma piyasalara bir canlılık getirecek. 2023 yılında 7440 sayılı yasayla 156 milyara yakın devlete vergi borcu ve diğer kamuya olan borçlarını ödemek suretiyle sosyal güvenlik vesaire devletin bir geliri oldu. Tabii biliyorsunuz uzun müddettir enflasyonun yüksek oluşu, esnafın sattığı malını yerine koyamayası ama iyi niyetli borcunu ödemek istiyor ancak taksitlendirme lerini yerine getirmede aksaklık olmuş bir iki tanesi. Bunların tamamı ekonominin canlanması, esnafın ayakta kalması, vatandaşın daha rahat alışveriş yapması ve piyasaya bir canlılık getirmesi gerekli. Bu kamu borçları ile ilgili yeniden yapılandırmada da tabii vadelerin ödenebilirliği esas alınmadı. İnsanlar şimdi sosyal güvenlik primlerini, bağkur borçlarını vesairelerini ödememekte hem sıkıntı çekiyor hem aldığı sağlık hizmetlerinin borç olduğu için ilacını temin etmekte zorlanıyor. Aynı şekilde kamuya olan borcundan rahatsız, bankada hesaplarına bloke koyuluyor. Dolayısıyla yani ticaretteki hacmi düşürüyor.
Dolayısıyla devletin gelirleri de azalıyor. Bunun düzelmesiyle ilgili talebimizi ilgili bakanlıklara da zaten bildirdik. Bu konuda devletin bir kaybının olmayacak. Dolayısıyla bu borçtan kurtulan esnaf da rahat rahat ticari hayatına idame ettirecek. Bu konuda yine taleplerimizin yerine gelmesi ekonominin canlanması açısından da çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta 8. hafta maçında Düzce Spor deplasmanda karşı karşıya geldi. Kuşadası Spor'u 3-2 mağlup ederek 4 maç sonra 3 puanla tanıştı. Düzce Spor'u 3 puanı taşıyan golleri 59 ve 71. dakikalarda Berkay Ekici ve 63. dakikada Mehmet Refik Can kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 21. dakikada Eyüp Özkan ve 79. dakikada Abdülkadir Kuzey kaydetti. Geçtiğimiz hafta sahasında Karşıyaka'ya mağlup olduktan sonra teknik direktör değişikliğine giden Kırmızı Lacivertli ekipte yeni teknik adam Kadir Kar yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle 8 maç sonunda 12 puana ulaşan Düzce Spor Lig'de 7. sırada yer aldı. Düzce Spor Ligi 9. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 14'te Tokat Plevne Spor ile karşı karşıya gelecek. Ortalar döndü. Tekrar Berke. Ender. Muhammed. Uzun bir pas denemesi. Top geçmedi. Abdullah baskısı sürdürüyor. Enes Can geriye döndü. Eyüp. Ender. Bilal. Muhammed. Muhammed'den ileriye bir pas. Rakibinden kurtuldu Emir. Kaleye gönderen şut ve gol. Gol, gol, gol. Dakika 21. Emir Şen Ocak golün sahibi Kuşadası Spor'da. Bu arada Abdullah yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Mehmet ceza sahasına orta. Kaleye gönderilen şut ve gol. 23 numaralı formasıyla golün sahibi Berkay Ekici Düzce Spor'da. Dakika 59. Düzce Spor 1. Kuşadası Spor 1. Golün sahibi Berkay Ekici 23 numaralı formasıyla. Uzun bir pas. Bir anlaşmazlık. Evet, bir anlaşmazlık. Miraç. Bir an için anlaşmazlık. Düzce Spor ikinci golü buldu. Serkan Yola ve kaleci Miraç'ın anlaşmazlığı. Top Düzce Spor'lu futbolcunun önünde kaldı ve pozisyon gol oldu. Dakika 63. Düzce Spor 2-1 öne geçiyor. Ceza sahasına orta. Uzaklaştıran Ender. Bir taş daha Düzce Spor için. Rıdvan. Kaleye gönderilen şut ve bu topta maalesef gol oldu. Düzce Spor 3. golü buldu. 20 numaralı formasıyla Berkay Ekici. Düzce Spor'un golünü atan futbolcu bu karşılaşmada ikinci. Muhammed uzun gönderdi. Abdülkadir Kuzey. Volkan. Volkan rakibinden kurtuldu. Ceza sahasına gönderdi. Abdülkadir Kuzey. Evet, Kuşadası Spor 2. golü buldu. Abdülkadir Kuzey'in golü. Muhammed uzun gönderdi. Karşılayan Muhammed Adaşı.
Ve karşılaşmanın 90 dakikası sona erdi efendim. Kuşadası Spor 2, Düzce Spor 3. Karşılaşma sonu. Maç sonucu bu.